Merhaba. Evet, şampiyonluk adayı bir sürü takım var. Şu anda Erzurumspor ikinci sırada. Duygudan alabilir miyiz? So there are many candidates for the title, but now Erzurumspor is in second position in the league. What are your emotions? Yeah, of course there are many candidates to go up, but our position and our last results shows that we are one of the main ones. So I think for us it's good motivation to work even harder, because we see that what we do is giving us results, and of course it's a good feeling. Yani tabii ki pek çok aday var Süper Lig'e çıkmak için, ama bu adayların en güçlülerinden biri de biziz. Ve tabii ki şu anda ikinci sıradayız ligde. Tabii ki bugüne kadar yaptıklarımızın sonucunu alıyoruz, çalışmalarımızın sonucunu alıyoruz. Erzurum'da çok seviliyor. Taraftarlar onu çok seviyor. Taraftarlara bir mesajı var mı? So you're loved by the fans in Erzurum. Or do you have any message for them? Yeah, of course. In hard moments, we all need support. For sure, I want to thank you the fans that actually were giving the support to me after the goal. It wasn't all of them, but for them who were giving, like, big thank you. Tabii ki zor zamanlarda taraftarımızın yanımızda olması çok güzel bir şey. Bu yüzden onlara çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de son maçta benim yaşadığım bir zor pozisyonda beni destekleyen taraftarlara da ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum. Palandöken'e çıkmış mı? So have you ever been in the Palandöken? Of course. Tabii ki. So, birlikte şampiyon olacağız. So can you say birlikte şampiyon olacağız? Birlikte şampiyon olacağız. Okay. Çok teşekkür ederim. Thank you so much. Sağ ol.